Evet, merhaba arkadaşlar. Denemimizin ilk sorusuyla başlıyoruz. Aşağıda kibrit çöpleri kullanılarak oluşturulan rakamlar ve altlarında bu rakamı oluşturmak için kaç tane kibrit çöpü kullanıldığı verilmiştir. Bu tarz sorulardan daha önce de görmüştük arkadaşlar. Elinde yeteri kadar kibrit çöpü bulunan rüzgar. Evet, bu cümle bizi rahatlatıyor arkadaşlar. Neden? Çünkü herhangi bir sayı sınırlaması yok. Mesela bundan önce çözdüğümüz sorularda neydi? 40 tane kibrit çöpüyle oluşturulabilecek en büyük sayı şeklinde. Fakat burada kibrit çöpümüzde herhangi bir sınırlama olduğunu söyleyeceğiz. Bu kibrit çöplerinin tamamını kullanarak oluşturulabilecek rakamları farklı, 5 basamaklı en büyük ve en küçük sayıyı oluşturuyor. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. En büyük sayımızı oluşturalım. En büyük için sola en büyük rakamları koyacağım. 9, 8, 7, 6, 5. Bu değil midir arkadaşlar en büyük sayımız? Şimdi sorumuz kibrit çöpleri ve çöp sayısıyla alakalı olduğu için hemen altına da çöp sayılarını yazıyorum. 9 için, 6, 8 için, 7, 7 için, 3, 6 için, 6, 5 için 5 adet çöp kullanıldığını söyleyebiliriz. En büyük sayımız bu şekilde. Şimdi geldik 5 basamaklı en küçük sayımıza. Tabii ki hangi rakamla başlayacağız? Sıfırla değil. 1 ile başladık. Sonra değil olan sayımız, yani sıfırı unutmuyoruz. Rakamları farklı olduğu için 1, 0, 2, 3, 4. Hemencecik ne yapıyoruz? 1 için 2 kibrit, 0 için 6, 2 için 5, 3 için 5, 4 için 4 kibrit kullandığımızı söyleyeceğiz arkadaşlar. Oluşan bu sayılar toplanarak yeni bir sayı elde ediliyormuş arkadaşlar. Son cümlemize dikkat. O zaman hemen ne yapacağız? 98.765 ile 102 10.234 sayılarını toplayacağız. 9, 9, 9, 8, 10. Yani 108.999 sayısını elde edeceğiz son durumda. Elde edilen yeni sayıda kullanılan kibrit çöpü sayısı demiş. Yani biz buradaki kibrit çöpü sayısını bulacağız. Arkadaşlar her bir 9 rakamı için 6 tane çöp kullanıyordum. 3 tane var. Burası için 18, 8 için 7, 0 için 6 ve 1 için 2 çöp kullandım. Yani burada kullandığım toplam çöp sayısı nedir arkadaşlar? 2, 8, 15, 30, 3 adet kibrit çöpü burası için kullandık. Hemen şuraya notumuzu düştük. Oluşturulan 5 basamaklı sayılarda kullanılan toplam çöp sayısından kaç eksiktir demiş. Şimdi buradakileri de toplayacağız. Buraya bakacak olursak 16, 22, 27 çöp burası için. Buraya bakacak olursak 8, 13, 18, 22. Yani toplamda 49 çöp de burada mı kullanıldı? Bize İkisi arasındaki farkı sormuş. 49'dan 33'ü çıkardığımızda 16 çöplük bir eksiklik olduğunu söyleyeceğiz. Cevabımız Denizli'dir sevgili arkadaşlar. İkinci sorumuzla devam edeceğim. Evet, bu da klasik bir sorumuz arkadaşlar. Fakat sorularda sıklıkla karşımıza çıkan tiplerden bir tanesi. Şimdi bir abaküse boncuklar dizilerek 563 milyon 748 bin 205 sayısı oluşturuluyormuş. Hemencik sayımızı yazalım. Milyonu çizdim, bini çizdim. 563 nokta 748 nokta 205 sayımız buymuş arkadaşlar. Şimdi abaküste bu sayıyı oluşturduğunda kullandığın toplam boncuk sayısı her zaman ama her zaman bu sayının rakamlar toplamına eşittir demiştik. O zaman boncuk sayısı nedir arkadaşlar? 11, 14, 21, 25, 33, 35, 40 adet boncuk kullanıldığını söyleyeceğiz arkadaşlar. Başlangıçta bu sayıyı oluşturmak için, abaküste göstermek için 40 tane boncuk kullanılır arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Berra, bu abaküsü yanında bulunan Esra'yı göstermek isterken abaküs Esra'nın koluna çarparak yerinden oynamış ve şekilde de gördüğümüz gibi bu sayıyı hiç temsil etmiyor. Ne olmuş? Boncuklar yerinden çıkmış. Aşağıda abaküsün son halinin görüntüsü verilmiştir.
Berra yere düşen boncukların tamamı, abaküsün çubuklarına her çubuğa en az iki boncuk olacak şekilde tekrar ekliyorum. Öncelikle sevgili arkadaşlar kaç tane boncuk düştüğünü bulmam lazım. Onun için önce kalanlara bakacağım. 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 17 tane kalmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bizim kaç tane boncuğumuz vardı? 40. 17'si kalmış. Yani kaç tanesi gitmiş? 23 boncuğumuz gitmiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşım Berra ne yapacak? Bu düşen 23 boncuğu tekrardan abaküse takacak. Nasıl takacak? Her birine 2 tane. Şimdi her birine 2 tane taktığımda toplam 9 çubuğum var arkadaşlar abaküsünde. 18. 18 tanesini takmış olacak mı? 23 tane vardı. 18'ini taktım. Geriye 5 tane kaldı arkadaşlar. E başka bir koşulum var mı? Yok arkadaşlar. Benden nasıl bir sayı istiyor? En küçük sayıyı istiyor. En küçük sayı için solu olabildiğince, küçük sağ olabildiğince büyük yapmam gerekir. Şimdi kalan 5 boncuğu olabildiğince sağa koymaya, yani birler basamağına koymaya çalışacağım. Şimdi burada 4 tane var. E kalan 5 taneyi de alabilir mi burası? Tabii ki alabilir. O halde sayım bitti mi arkadaşlar? Bitti. Burada 4 tane, burada 5 tane, burada 3 tane, burada 6 tane, burada 3 tane, burada 5 tane, burada 3 tane, burada 2 tane, burada da 9 tane olacak. Yani 453 milyon 635 bin 329. Yani sevgili arkadaşlar cevabımız Diyarbakır olacaktır diyoruz. Bu soruyu da bu şekilde geçmiş bulunuyoruz. Devam ediyoruz. Üçüncü sorumuzla. Evet, üçüncü sorumuzda biraz işlemden kaçacağız. Yani işlemlik bir soru değil, düşünmelik bir soru arkadaşlar. Devam edelim, hemen okuyarak başlayalım. Tombala, tombalanın tanımını yapmış arkadaşlar. Bu bizim için tabii ki hiç önemli değil. Dolayısıyla sınavda böyle bir soru karşımıza çıktığında vır deyip geçiyoruz arkadaşlar. Oyunda amaç tombalanın bilmem nesiymiş. Burayı da geçtik. Aşağıda Emircan'ın önünde duran bir tombala kağıdının görünümü verilmiştir. Gördüğünüz gibi kağıtta böyle sayılar var arkadaşlar. Torbadan çektiğinizde sayılar eşleştiğinde bu şekilde üstüne koyuyorsunuz. Oyun devam ederken torba içerisinde taşlardan rastgele 6 taş çekilmiş. Çekilen taşlar üzerindeki sayılardan 5 tanesi Emircan'ın kağıdının üstünde bulunmaktaymış. Yani şu 6 sayıdan 5'ini çekmiş bizim arkadaşımız. Bayağı şanslı Emircan. Emircan kağıdı üzerine yerleştirdiği son 5 taşı rastgele yan yana getirerek bir sayı elde etmiştir. Elde ettiği sayının binler bölüğünde aşağıdaki sayılardan hangisi yer almaz diye sormuş arkadaş. Şimdi bu arkadaşımız elde ettiği son 5 taşı yan yana yazarak bir sayı oluşturuyor. Mesela örnek vererek başlayalım. Mesela 5'i koydu, 28'i koydu, 53'ü koydu, 47'yi koydu, 66'yı. Bu şekilde bir sayı oluşturacak. Yani nedir? 528 milyon 534 bin 766. Burada arkadaşlar birçok olasılık var. Yani birden çok şekilde dizilim yapılabilir tabii ki. Öyle değil mi? Dolayısıyla biz bunları yazarak bu soruyu sabaha kadar çözemeyiz. Şimdi bize de demiş ki elde ettiği sayının binler bölüğünde hangisi yer almaz? Alamaz. Şimdi biz sadece seçeneklerdeki sayılar üzerinden yola çıkacağız arkadaşlar. A seçeneğiyle başlıyorum. 283 olabilir mi acaba? Bu arkadaşımızın oluşturduğu sayının binler bölüğünde diyoruz. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şuna bakıyorum. 83 var burada. Okey. Fakat 83'ten önce 2 ile biten bir sayı var mı? Bakıyoruz. Tabii ki yok. O zaman 83 ile 2'li bir sayıyı birleştirdiğini söyleyemeyiz. Okey miyiz? Peki arkadaşlar sayı 28 olabilir mi? Okey, olabilir değil mi?
28 ile 3 ile başlayan bir sayıyı birleştirmiş olabilir mi diyoruz. 3 ile başlayan bir sayımız da yok. Demek ki burada bir problem var. Şimdi geliyorum 284'e. Arkadaşlar şimdi sayılardan biri 28 olabilir. 28'den sonra 4 ile başlayan bir sayım olabilir mi? 47. Bu binler bölü olduğu için sağında da sayılar vardır. Burada çok bir problemimiz yok. Şimdi geldik C seçeneğine, 353'e. Şimdi 35 burada yok ama 53'ü görüyor muyuz? Gördük. 53'ten önce o zaman sonu 3 ile biten bir sayıya ihtiyacımız var. Var mı? Var. O zaman 83 ile başlayan bir sayı tabii ki olabilir arkadaşlar. Burada da sorunumuz yok. Yine geldim son seçeneğime. Yine 83'ü gördüm. 83'ten önce 6 ile biten bir sayıya ihtiyacım var. 66 ile başlamış olabilir diyorum. Dolayısıyla A seçeneği olmayacaktır sevgili arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. Farklı bir soru tarzı. Deneme yanılmayı MEB çok sever. Geçtik dördüncü sorumuza. Klasikleşmiş bir soru tiplerinden bir tanesi. Biraz daha farklı bir tarzı var ama arkadaşlar nedir? Bize hepsi kolay. Evet, dördüncü sorumuz. Her iki yüzünde rakamlar olan birbirinden farklı. Ön ve arka yüzlerindeki rakamları farkı arkadaşlar en önemli ibaremiz. Bu soruda rakamları farkı kısmının çok pardon 5 olması. Yani arkadaşlar arkadaki sayı öndekinin 5 fazlası ya da 5 eksiği demek. Bu tabii ki ikisi de olabilir mi? Neden olmasın? Olabilir. Fakat şimdi mesela 3'ü düşünün arkadaşlar. 3'ün 5 fazlası 8'dir. Fakat 5 eksiği yoktur. Öyle değil mi? O zaman 3'ün arkasında yazacak rakam nedir? 3'ün 5 fazlasıdır. Şimdi demiş ki 9 kartı masanın üzerinde aşağıdaki gibi diziyor. Kartların arka yüzünde bulunan rakamlar sağdan sola doğru. Sağ ve solu burada kendisi belirtmiş. Normalde bizim sağımız burası, solumuz burasıdır. Fakat bu soru için sağ dediği buradan tabii ki arkadaşlar. Ters çevrilerek masanın üzerinde soldan sağa doğru tekrar diziliyor. Buna göre masanın üzerinde yazan sayının okunuşu hangisidir? Şimdi öncelikle arkadaşlar ters çevirdiğini söylemiş mi? Ters çeviriyorsa arkasındaki rakamlar yazacaktır tabii ki. Rakam dediği için tabii ki 9'dan ötesi yalan arkadaşlar. Şimdi dedik ki 3'ün 5 eksiği yok. O zaman 3'ün arkasında 3'ün 5 fazlası 8 olmalıdır. Şimdi 9'un 5 fazlası 14 fakat 14 bir rakam değil. O zaman 9'un arkasında 5 eksiği 4 yazmak zorunda. Şimdi 5'e geldik. 5 fazlası 10. 10 bir rakam değil. 5 eksiği 0 bir rakam. 0'ın 5 eksiği yok. Mecburen arkasında 5 yazar. Yine 7'nin 5 eksiği 2 yazmalıdır. 4'ün 5 fazlası 9 yazmalıdır. 2'nin 5 fazlası 7. 1'in 5 fazlası 6. 6'nın 5 eksiği 1 yazmalıdır sevgili arkadaşlarımız. Yani oluşan rakamları sağdan sola doğru yazacak olursam 8, 4, 0, 5, 2, 9, 7, 6, 1. Şimdi arkadaşlar soldan sağa doğru tekrar dizilip okunuyormuş arkadaşlar. Soldan yani buradan başlayarak okuyorum. Doğru mu? Ne var? 1, 6, 7, 9, 2, 5, 0, 4, 8. Oluşan sayımız bu mudur? Budur arkadaşlar. 167 milyon 925 bin 48. Cevabımız C seçeneği olur arkadaşlar. Fakat bu soruda şöyle bir ifade hatası olduğunu söylemekte fayda var. Yani ben bunları çevirdim de bunu sola mı koyacağım? Eğer ben bunu çevirip sola koyarsam şu cevap da doğru olacaktır. Dolayısıyla B veya C seçenekleri bizim için kabul
iken diğer seçenekler olamaz sevgili arkadaşlar. Ama bu soru için cevabımıza Ceyhan diyebiliriz. Beşinci sorumuzla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bundan 5 tane çözdük herhalde toplamda. Artık buna çok aşina olmanız gerekiyor. Bu soru mutlaka bir yerlerde karşınıza her zaman ama her zaman çıkacaktır. Banka kartı bloku olan Özlem Hanım müşteri hizmetlerini arayarak banka kartının blokesinin kaldırılmasını istemektedir. Müşteri hizmetleri güvenlik amacıyla anne kızlık soyadının her harfini yazması için harfin bulunduğu sayıya harf o tuşta kaçıncı sıradaysa o kadar basitçe. Arkadaşlar hikaye anlatıyor. Bunu okursak ne olacak? Yani bununla uğraşırsak zamanımızı kaybedeceğiz. Şimdi ne demek istiyor? Ben mesela kendi ismimi yazmak isteyeyim. Ali, değil mi? Örnekte de yazıyor zaten ama. Şimdi A harfi nerede? İki tuşunda. A'ya basmak için ikiye basmam lazım. Kaç kere? İki de ilk sırada. O zaman A'ya ulaşmak için ikiye bir kez basmam yeterli. Şimdi L'ye basmam lazım. L nerede? 5'te. 5'e basacağım. Kaç kere? 1, 2, 3 kere basmam lazım sevgili arkadaşlar. İ harfi nerede? 4'te 3. sırada. O zaman Ali'yi yazmak için bu şekilde bir tuşlama yapmak zorundayım. Bize de demiş ki buna göre bu tuşlu telefona doğru soyadını tuşlayarak blokeyi kaldırmak isteyen Özlem Hanım'ın telefonun ekranında görünen sayı. Şimdi D harfine baktık. Üçüncü tuşta ilk sırada bir kere basması yeterli. O'ya baktık. Altının üçüncüsü. Üç kere altıya basması lazım. R'ye baktık. 7'ye iki kez basması lazım. Dikkat edin. Bir kere basarsa B. Evet. Son olarak U için de 8'e iki kez basması lazım. Yani arkadaşlar ekranında oluşacak sayı nedir? 36 milyon 677 bin 788. Yani doğru cevabımız C seçeneği olacaktır diyeceğiz arkadaşlar. Bir hatamız yoksa hayır, tabii ki C seçeneği değil. Dikkatli bakalım. 36, 677, 788 ile D seçeneği doğru cevabımızdır sevgili arkadaşlarım. Devam ediyoruz. Altıncı soruya geçtik. Aşağıda bir handbol takımının yedek oyuncularıyla birlikte forma numaraları verilmiştir. Fakat kimin yedek olduğunu Allah bilir. Handbol altısı saha içinde, biri kalede olmak üzere 7 oyuncuyla oynanan bir takım sporudur. Demek ki bu formalardan arkadaşlar sadece 7'si saha içinde. Geri kalanlar yani varsayıyorum 2, 4, 6 şunlar sahada. Tabii ki şu da olması lazım. 2, 4, 6 ve şu sahada kaleci olduğu için. Geri kalanlar dışarıda olacak arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Saha içerisinde bulunan oyunculardan bir numara kaleciymiş arkadaşlar. Hemen şuraya yazdık kaleci. O zaman bu arkadaşın mecburen oynaması lazım mantıken. Bakacağız. Şimdi en küçük tek numaralı formaya sahip oyuncu. En küçük sayılara bakıyorum. Olumlu sayılardan tek olan. Arkadaşlar 12, 15, 16, 19. Tek sayı olan en küçük sayımız 15 değil mi? Buna bir işaretimize çaktı. İle en büyük çift numaralı formaya sahip oyuncular yedek oyuncularmış. En büyüğe bakıyoruz. Bu sefer çift olacak. 90'lı bir sayı görüyor muyuz burada? Evet. 98. Zaten 98'den daha büyük bir çift yok. O zaman 15 ve 98 neymiş arkadaşlar? Yedek oyuncularımızmış. Tamam. Takım antrenörü yedek oyuncuları forma numaraları küçükten büyüğe doğru olacak şekilde kulübede oturtmuştur. Buna göre yedek kulübesinde oturan oyuncuların forma numaralarının oluşturduğu sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi öncelikle 98'den daha büyük bir sayı olmadığını görüyoruz. Küçükten büyüğe sıralama olduğu için 98 her zaman için sonda olacaktır. Bu sebeple C ve D seçenekleri
direkt olarak kendini götürür arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 15 numarayı yazdık değil mi? Fakat şurada 15 de yok. O zaman direkt olarak cevabımız ne olacaktır? A seçeneği olacaktır. Yani bu durumda 12 numara, 15, 19 ve 98'in yedek olduğunu görebiliyoruz. B seçeneği 15'i içermediği için tabii ki olmayacaktır diyoruz. Bu soruyu da bu şekilde hızlıca geçmiş bulunuyoruz. 7. sorumla devam ediyorum. Bu da benzerini gördüğümüz sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Kilit sorusu, valizlerimizde olan şeylerden birisi. Mehmet öğretmen, üzerinde doğal sayılar yazılı olan 4 adet fişten oluşturulan bir mekanizma sınıfa getiriyor. Şimdi mekanizma nasıl çalışıyor? Şimdi ben bunu yukarı doğru itersem ne olacak? Bunu böyle ittim arkadaşlar. Aşağıdaki sayı buraya gelecek. Yani böyle itersem 47, 48. Yani yukarı doğru burada artıyor, aşağı doğru da azalacaktır diyoruz. Şimdi her neyse sistemimiz bu şekilde soruyu okumaya devam edelim. K fişinin üzerinde 40'tan 49'a LD falan filan fistan görüyoruz zaten arkadaşlar. Yani 40-49, 70-79, 60-69, 80-89. 10 adet sayı bulunuyormuş. Mekanizmanın kolu hareket ettirildiğinde KLM ve N bölmelerinde görünen sayılar 8 basamaklı bir sayı oluşturuyormuş. Örneğin şekilde ne oldu? 46.726.483 sayısı oluşmuş. Şimdi bize demiş ki şekil 1'deki konumda bulunan mekanizmanın kolu K bölmesi 2 yukarı gidecek. Arkadaşlar yukarı gidince dedik ki aşağıdaki sayı gelecek. 2 artacak. O zaman K bölmesinde 48 oldu mu? Doğru muyuz? Doğruyuz. Dolayısıyla sayımız 48 milyon ile başlamalı diyoruz. C seçeneği ve A seçeneğinin ağzını burnunu kırıyoruz. Şimdi geldik L bölmesine. L bölmesi 3 birim aşağı. Bu sefer sayımız azalacak arkadaşlar. 72'den 3 çıkaracağız. Şimdi burada dikkat. 70-79 yani 69 yok ki burada. 71-70 sonra sondaki sayı 79 gelmez mi? Burası 79 olacaktır. M bölmesi 5 birim yukarı. O zaman burası da 5 azalacak. Şimdi 4 azaldı 60 oldu. 5. de 69 mu olacak? Doğru muyuz? O zaman 796 bin diye devam etmesi lazım. Direkt olarak cevabımızın B seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. N bölmesine bakmamıza gerek kalmadan sevgili arkadaşlar. Geçtik burayı da. Bir diğer sorumuz. 8. sorumuzdayız. Evet, buna benzer sorular da karşımıza sık sık çıkacaktır mutlaka arkadaşlar. Şimdi sembollerin sayısal karşılıklarını belirleyerek sayısal olmayan veya alfabetik türdeki bilgiyi bilgisayarda temsil etmek amacıyla kodlama sistemi denir demiş. Neyse aşçı diyelim biz. Aşçı. Yani arkadaşlar A harfi kodlamada 65'e denk geliyor. Z harfi 90'a denk geliyor şeklinde şeyde de görüyoruz. Şimdi Ahmet klavyenin tuşlarına basarak hopa kelimesini yazdığında ne oluyor? H için 72, O için 79 şeklinde şöyle bir sayı oluşuyor arkadaşlar. Ahmet ekrana aşağıdakilerden hangisini yazarsa hard diskinde okunuşu 69 milyon. Evet bakıyoruz sayımıza. 69 milyon 837 bin yazalım hemen. 69 milyon 837 bin 765 sayısı oluşur. Şimdi arkadaşlar demek ki sayımız 69 koduna sahip harfle başlıyor. Yani E ile başladığı zaten şıklardan da aşikar. Şimdi 8 ile devam etmeyeceği aşikar. 83 ile devam ediyor o zaman. Yani S ile devam ediyor. Sonra 77 ile devam ediyor. M ile. Esma oluyor sevgili arkadaşlar. Çok basit bir soruydu. Şimdi bu tabii ki bu sorunun farklı versiyonları çıkabilir. Mesela burada bütün sayılarımız
İki basamaklı. Ama bir basamaklı sayılar da olsaydı burada seçenekleri denememiz çok daha makul olacaktı arkadaşlar. Fakat burada öyle bir ihtiyacımız yok diyoruz. Tabii ki geçtik. Dokuzuncu sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıda halka atma oyununda kullanılan yeteri kadar uzun dört çubuktan oluşan bir düzenek verilmiştir. Bu düzeneğe A çubuğundan başlayarak soldan sağa doğru sırasıyla mavi, kırmızı, yeşil renkli halkalar yerleştiriliyor. Böylece birinci sıraya halkalar yerleştirildikten sonra tekrar başa dönerek sıradaki renkteki halka ikinci sıraya yerleştirilerek oyun devam ettiriliyor. C çubuğuna geçirecek olan halkanın rengi kaçıncı sırada kırmızı olabilir diye sormuş. Arkadaşlar burada sıradan kastı tabii ki nedir? Şurası birinci, üst kat ikinci sıra. Kat diye de düşünebiliriz. Şimdi arkadaşlar biz dizilimi şöyle bir yazsak. Mavi, kırmızı, yeşil. Tekrar mavi döndü dedi, başa döndü. Kırmızı, yeşil. Mavi, kırmızı, yeşil. Mavi, kırmızı, yeşil. Tekrar geliyorum. Mavi, kırmızı, yeşil. Mavi. Şuraya bir dikkat sevgili arkadaşlar. Kırmızı halka üçüncü sırada C çubuğuna geldi. Doğru mudur? Doğrudur. Ve dikkat edin. Üçüncü sıradan sonra süreç tekrar başa döndü. Bakın yine aynısı olacak arkadaşlar. Demek ki arkadaşlar üçün katı olan sıralarda kırmızı çubukta, pardon, C çubuğunda kırmızı halka olacaktır. Dolayısıyla seçeneklere baktığımda kimdir üçün katı olan sayımız sadece? 30. sıra. Dolayısıyla cevabımız C diyerek işin içinden sıyrıldık sevgili arkadaşlar. Hoş bir soruydu. 10. Evet, 10. sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bu tarz sorularda karşımıza sıklıkla çıkabilir. Gerçekten hoş bir soru tarzı olduğunu söylemek zorundayım. Emrah ile Hakan aralarında sırasıyla birer tane doğal sayı söyledikleri bir sayı oyunu oynuyorlar. Bu sayı oyununda oyuncunun söylediği sayının sayı değerlerinin toplamı, yani bir diğer deyişle rakamlarının toplamı kadar kendisine söylediği sayının en büyük basamak değerindeki sayı değeri kadar puan rakibine yazılıyor. Toplam puanı fazla olan oyuncu oyunu kazanıyor. Şimdi ne demek istiyor arkadaşlar? Emrah 18'i söyledi. Ne kazanıyor? Rakamlar toplamı 9 kazandı. Rakibi ne kazanıyor? En büyük basamağındaki rakam 1'i kazanıyor. Hakan 26'yı söylediğinde 2 artı 6 8'i kazandı. Emrah ne kazandı? En büyük basamağında 2. Bu durumda toplam puanlarına baktığımda Emrah 11, Hakan 9. Dolayısıyla Emrah kazandı. Buna göre Emrah'ın 64 sayısını söylediği oyunda Hakan hangisini söylerse oyunu kazanır. Kimin kazanmasını istiyoruz? Yanlış anlamıyorsak eğer Hakan'ın oyunu kazanmasını istiyoruz arkadaşlar. Emrah 64'ü söyledi. Emrah'ın aldığı puan nedir? Rakamlar toplamı 10'dur. Hakan ne alacak? En büyük rakamı 6'yı alacak sevgili arkadaşlar. Şimdi varsayımla başlıyoruz. Hakan 23'ü söylerse rakamlar toplamı 5 kadar puan. Emrah ise 2 kadar puan. Bu durumda Emrah'ın toplam puanı 12. Hakan'ın toplam puanı 11 oldu. Emrah kazandı. Biz Hakan'ı mı istiyorduk? O zaman devam edeceğiz. Hakan 35 söylerse rakamlar toplamı 8 puan aldı. Arkadaşı Emrah da en büyük rakam, pardon, en büyük basamaktaki rakam 3 puan aldı. Bu durumda Emrah'ın 13 puanı, Hakan'ın 14 puanı. Bu durumda Hakan kazanır sevgili arkadaşlar. Hakan kazandı. Burada Emrah kazandı. Şimdi geldik 45 söylendiğinde Hakan tarafından ne olacak? Emrah en büyük basamaktaki 4'ü alacak. Emrah ise 9'u alacak. Hakan çok pardon. Hakan'ın toplam puanı 15, Emrah'ınki 14. Yine Hakan kazanıyor sevgili arkadaşlar. Son olarak 54 sayısı Hakan tarafından söylendiğinde Emrah 5 puan, Hakan ise rakamlar toplamı 9. Bu durumda 6, 9 daha 15 bunun puanı, 15 daha 15.
Burada kazanma olmaz. İkisinin de puanları eşit zaten. Şimdi burada arkadaşlar Hakan'ın kazandığı iki seçenek var. Muhtemelen soruda bizden Emrah'ın kazandığını sormak istiyor. Cevabımız A olur. Fakat sorunun ifadesinde hata olduğunu söylemekte fayda var arkadaşlar. İfademiz açık değil veya sorumuz hatalı diyebiliriz ama bu soruyu çözmeyeceğimiz anlamına gelmez. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.